Güçler belgesel serimizden herkese merhaba. Kuruluş hikayesinin bir üniversite hayaline dayanmasıyla başlayan FedEx'in yolculuğuna ortak oluyoruz. Kötü notla başlayan hikayenin sürecine gelin birlikte bakalım. Bugünlerde küresel çapta en hızlı kargo şirketi hangisi diye soracak olursanız, alacağınız yanıt bellidir: FedEx. Peki dünyanın en hızlı kargo şirketi olmak için tam olarak neye ihtiyacınız vardır? Yüzlerce uçağa, yüzlerce şube ve binlerce çalışan. Hayır, dünyanın en hızlı kargo şirketi olmak için fikrinize inanmaya ihtiyacınız var. Hikayeye baştan başlayacak olursak, FedEx'in kurucusu olan Fred Smith, Birleşik Devletler'in Mississippi eyaletinde sıradan bir vatandaş olarak dünyaya geldi. Smith, ilgisini en çok çeken şey uçmaktı. Bu nedenle daha 15 yaşındayken uçmayı öğrenmişti diyebiliriz. Onun hedeflerine olan bu bağlılığı birkaç yıl sonra Yale Üniversitesi'ne girmesini sağladı. Smith üniversitedeyken ekonomi dersi ödevi için bir makale yazdı. Makale Birleşik Devletler'in herhangi bir yerine bir gün içerisinde teslimat gerçekleştiren bir kargo şirketi modelini açıklıyordu. Söz konusu makale 1950'li yıllarda yazılmıştı ve o dönem için böyle bir şey mümkün değildi. Kimsenin inanmadığı bir fikir olduğu için ödevden de düşük not aldı ve fikri ciddiye alınmadı. Smith fikrine fazlasıyla güveniyordu. 1970 yılında kullanılmış uçak satan bir şirketi satın alarak hayallerine uzanan yola girmiş oldu. Yalnızca bir yıl sonra 91 milyon dolar finansman toplamayı başaran Smith, üniversite yıllarında kabul görmeyen kargo şirketi modelini hayata geçirdi ve adını Federal Express, yani FedEx koydu. Bu model o yıllarda büyük bir risk taşıyordu. Çünkü o yıllarda Birleşik Devletler'de hava ve karayolu stratejisi ve lojistik ihtiyacı olan bir kargo şirketine dair bir örnek yoktu. Ayrıca Smith sloganı riski bir kat daha zorlaştırıyordu. Birleşik Devletler'in herhangi bir yerinde bir gecede teslimat. Smith şirketin varlığını sürdürmek adına karşılaştığı bir diğer zorluksa yüksek maliyetti. Uçaklar, uçak yakıtları, tırlar, onlarca şube ve yüzlerce çalışan Smith topladığı fonun kısa sürede tükenmesine neden oldu. Smith asıl çöküşe sürükleyen şey ise yatırımcıların işi fazla riskli gördükleri için yeni bir finansman sağlamaktan çekinmeleriydi. Yatırımcıların olumsuz yanıtı Smith çalışanların bir sonraki maaşlarını nasıl ödeyeceklerini düşünmeye itti. Pilotuna verdiği bir emirle Chicago'dan Memphis doğru uçmakta olan uçağını ani bir kararla Las Vegas'a yöneltti. Smith uzun yıllardır hayalini kurduğu kargo şirketi üzerine büyük bir bahis oynamaya karar vermişti. Uçaktan iner inmez bir kumarhaneye giren Smith cebindeki tüm parayla 21 oynadı. Şansı yanında olan Smith kumarhaneden 27 bin dolar kazanarak çıktı. Bu kazanç, Smith çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmesini sağladı. Böylece FedEx varlığını sürdürdü. Üstelik günden güne büyümeye devam ediyordu. Son derece büyük ve etkili bir posta ağına sahip olan FedEx, genellikle geceleri dahi dağıtım yapmasıyla oldukça farklılaşmaktadır. Bu özelliği firmanın ün kazanmasına neden oldu. 7/24 çalışma prensibinin vücut bulmuş hali olarak göze çarpan şirket, dünya üzerinde her yere servis hizmeti sunmaktadır. Özellikle istatistiksel açıdan da postanın kaybolma durumu oldukça düşük. FedEx, son teslimat etabında elektrikli kargo bisikletlerinin kullanılması için 6 büyük Avrupa şehrinde bir pilot uygulama başlattı. Avrupa çapında 25 başkente sürdürülebilir son teslimat için çalışmalar yürütülüyor. FedEx, dünya çapında 2040 yılına kadar operasyonlarını karbon nötr haline getirmeyi taahhüt ediyor. Bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için FedEx, 3 temel alanda 2 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor. Taşıt elektrifikasyonu, sürdürülebilir enerji ve karbon filtreleme. Peki basit bir kumarhane kazancıyla hayatta kalmayı başaran FedEx'in bugünkü durumu ne? Her gün 650 uçağıyla 375 ayrı noktaya 4 milyon paket taşıyan FedEx, dünyanın en hızlı kargo şirketi unvanına sahip.
Bütün bunlar uçaklara ilgi duyan, hayalperest bir adamın inadı yüzünden gerçekleştirildi. Büyük Güçler belgesel serimizin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.